Bizim aslında potansiyel hedefimiz kimler? Vergi dairelerinde 450'ye yakın, 450 bine yakın motor taşıt mükelleflerimiz var. Öyle değil mi? Burada motor taşıt borcu olan olabilir, trafik para cezası olabilir. Mahkeme almış. Evet, 1 milyon 500 bine yakın Hatay'ın bir nüfusu var. Nüfus para cezası olabilir. Askerlik para cezası olabilir. Sonra kısmen de olsa mahkeme harcı olabilir. Veya herkes gayrimenkul alım satımı yapıyor. Tapu harcı gibi borçlarımız olabilir. Veya işte genç nesil yurt kurdan öğrenim kredisi almıştır. Mezun olmuştur, işe girmiştir. Yurt kurla ilgili kredi borçları olabilir. Bizim potansiyel hedeflerimiz bunlar. Yani istiyor ki, gönül istiyor ki borçlu mükelleflerimiz bu fırsatı değerlendirsin. 25 Kasım'ı geçirmeden gelsin bize başvuruda bulunsun. Ve 30 Kasım'a kadar da ilk taksidini ödesinler. Ha şu da çok önemli. Eğer peşin öderlerse çok büyük bir fırsat var peşin ödemede. İki türlü avantaj geliyor. Bir, peşin ödemede katsayı hesaplanmıyor. İki, faizden gecikme zammından idare vazgeçiyor ama bir YÜF hesaplıyor. Hı hı. Bu YÜF'nin de %50'sini peşin ödemesi halinde tekrar indiriyor. Peşin ödeyecek mükelleflerinde çok büyük avantaj var. İnşallah bu borçlu mükelleflerimiz bir an önce 25 Kasım'ı beklemeksizin idareye başvurur. 25 Kasım'ı beklediği zaman şöyle bir sıkıntı doğacak. Hem bizim beyanname verme sürelerimiz, normal vergi mükelleflerinin internet yolu 23'ünde son buluyor. Hem de diğer yüksek orandaki borçlu mükelleflerimiz internete hücum ettiği zaman sistem kilitlenebilir. Sistem kilitlendiği zaman, müracaat edemediği zaman işte bakın bir hak kaybı olacak. İKORTEL adresine girerek borcu olup olmadığını internetten bir araştırsın. İnanıyorum ki borçlu çıkacaklardır. Yani, çünkü potansiyel yüksek. Benim mevcut mükellef potansiyelimin 5 katı kadar borçlu mükellef. 5 katı kadar. Evet, yani Türkiye, rakam vermek istemiyorum. Türkiye ortalamasına göre Hatay'ın durumu ne? Son sıradayız başvuruda. Of. Evet. Şu o kadar böyle Hataylar şey çok rahatlar.